Gençler Birliği İlhan Cavcağı tesislerindeyiz. 21. haftaya doğru perde açılırken biz de Gençler Birliği antrenmanını da hep birlikte takip ediyoruz. Birazdan röportajlarla birlikte de açılışımız başlıyor. Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyedin bizlerle birlikte hem ligi değerlendireceğiz hem de hafta başında elin bir kazada Ahmet Çalık'ı kaybettik ki Ahmet Çalık'ı en iyi tanıyan kişilerden birisiniz Metin Hocam. Neler söylemek istersiniz Ahmet Çalık'la ilgili? Tabii en iyi tanıyan demeyelim de kısa bir dönem çalışmıştık. Zaten herkesin söylediği gibi kişilik olarak artı bir şey söylemeye gerek yok. Tabii Ahmet Çalık'ın Gençler Birliği altyapısından yetişmiş olması ve tırnaklarıyla kazıyarak belli bir noktalara gelmesi çok önemli camiamız açısından ki bunu da özellikle vefa duygusuyla beraber kendi çocuklarımıza göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Hassasiyetli olmamız gerekir. İnşallah mekanı cennet olur. Altyapı yetişen çocuklar için de önemli bir figür diye değerlendirmemiz gerekiyor. Posteğinde bugün yarın tesislerimizi asacağız. Hem altyapıya hem ana takım antrenman sahasına da asacağız resmini. Bunlar da hassas davranmamız gerekiyor. Tabii ki Allah'ın takdiri, bir şey diyemiyorsunuz, üzülüyorsunuz ama yapacak da fazla bir şey kalmıyor. En önemlisi ailesine başsağlığı, sabır çok önemli. Çünkü bir anne babanın yokluklar içinde yetiştirip antrenman sahalarına, antrenmana kendi getirip götürmeleri, bunlar önemli şeylerdir. Son olarak da söylediğim gibi fazla bir şey yok. Allah mekanını cennet eder. Amin inşallah hocam. Lige dönmek istiyorum. Şimdi artık ikinci devre başladı. Transfer dönemi de başladı ama Gençler Birliği'nin bir transfer yasağı da devam ediyor. Şimdi rakipler artık transfer tahtasını açtı ve bazı rakipleriniz üst üste de transferler yapmaya devam ediyor. Gençler Birliği'nde transfer olur ya da olmaz, transfer tahtası açılır ya da açılmaz. Ligin ikinci devresinde TFF 1. Lig'deki mücadeleyi nasıl bekliyoruz? Şimdi Gençler Birliği'nin, yani ikide bir aynı şeyler söylemek doğru değil de hatırlatmak bakımından, Gençler Birliği'nin yeni bir dönem sezon başı itibariyle hem özellikle idari yönetimsel anlamda yeni bir dönem başlandı. Çok ayrıntılarına girmeyeceğim. O şekilde de lige bir başlangıç yaptık ve ligin ilk yarısını da mevcut durumu itibariyle de iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyoruz yani puan olarak. Ama ligin ikinci yarısı ilk yarıdan çok çok farklıdır. Hem saha içi mücadele olsun, hem transfer takviyeleri olsun, oynanacak maçların şartları olsun çok farklıdır. Daha zorlu anlamında söylüyorum, onu geçecektir. Bizim de bir transfer yasağımız var. Biz mevcut kadromuzdan, çocuklarla beraber yeni oluşturulan bir kadro ki içinde kendi çocuklarımız dediğimiz oyuncu sayısı da fazla. İlk yarı bu mücadeleyi bir Gençler Birliği'nin ruhuna uygun bir aile ortamında geçirdik. Yani kulübün zorlu sürecinde sıkıntı yaşamadan geçirdik. İkinci yarı içinde yani aynı kadroyu devam edebilsek yine aynı şeyler olabilir. Bizi sadece sıkıntıya sokan ligin son haftalarında iki tane, özellikle iki üç tane önemli oyuncumuzun ameliyat olması. Yani belli bir süre faydalanamayacağız. O bizi biraz sıkıntıya sokuyor. Artı buna İkinci yarının zorluk sürecinde hem cezalı hem bu tip şeylerle karşılaştığımızda da bu sefer de kadro açısından sıkıntılı bir dönem olabilir. Bunun öngörüsünü zaten ilk yarı bitiminde değerlendirme olarak yapmıştık. Tabii transfer tahtasının açılması, geçmişten gelen ağır bir yük var burada. Bunlar göz ardı edilmemeli. Yönetimde bu konuda ekonomik anlamda da büyük bir çabası sezon başından beri var zaten.
Ama tabii transfer tahtasını açıp açmamak bu ekonomik bir durum. Açılmasını tabii ki gönlüm arzu eder. Çocukların gayretine, iyi niyetine, takviye anlamında onlara destek verebilecek, en azından katabilsek oyuncu iyi olur. Ama söylediğim gibi bu ekonomik bir durum. Bu yönetim kurulunun kararı, başkanın vereceği bir karar. Bir de maddi bir durum yani. Kolay da olmuyor tabii. Çünkü gerçekten genç başka takımlar için bu rakamlar çok yüksek olmayabilir ama Gençler Birliği yıllardır böyle siyasi ya da belediye hiçbir desteği olmayan bir kulüp. Tamamen kendi yağıyla ve iyi niyetiyle, yöneticileriyle, kendi oyuncularıyla ayakta durmaya çalışan kulüp. Bu 30 yıl evvel de böyleydi. Görünen de son tabloda da aynı şekilde devam ediyor zaten. Tamamen kendi kulübünü seven insanların kulübü ayakta tutmaya ve destek olmaya çalışan bir kulüp. Yani bunu böyle görmek lazım diye ayrıntılı anlatıyorum. Buradan da biz mücadelemizi yapacağız. Tabii zorluk derecesi yüksek. Gönül başka şeyler de tabii ki istiyor. Yani gençlerin daha yukarılara oynaması gibi de istiyor gönül. Ama mevcut şartlarda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yapmaya gayret ediyor da çocuklar hep beraber. Kulübümüze her anlamda katkı vermeye çalışıyoruz tabii ki. Hocam, Zuallua'nın özel antrenmanlara katıldığını dün antrenman fotoğrafında görmüştük. Gökhan Gül'ün durumunu da soracağım Aksel'le birlikte. Ve son olarak Adana Spor karşılaşması, içeride bizleri neler bekliyor? Bir de bu karşılaşmayla ilgili yorum atıp ardından sizi antrenmana doğru uğurlayacağım. Tabii ki. Zuallua'nın yürüyüş babında, yani 2-3 hafta sonra takımla beraber antrenmanlara başlar. Aksel'in biraz daha uzun süre olacak. Dönüşleri de tabii, form tutmalar da bunda önemli. Sadece iyileşmek yetmiyor. Bıraktıkları yerden form durumlarını devam ettirmek de önemli. Yani maksimum 5-6 hafta birisi, 4-5 hafta birisi gibi böyle bir ayrılık olacak. Gökhan durumu çok şey değil, olabilir. Bu hafta olabilir, olmazsa haftaya olabilir. Öreken'in dizinde bir şey var. Yani bunları sayarken inşallah yenileri gelmez. O bizi hepten çok sıkıntıya sokar. Öreken'in durumu çok önemli mi? Onu da bir öğrenebilirsem. Ya dizimde ağrı var diye ama işte bilemiyoruz. Oyuncu son anda da oluyor. Yaşadık işte, bazı maçlarda yaşadık. Son anda hasta oluyor. Ağrım var diyor. Böyle durumlarla da maalesef karşılaşıyoruz. İşin doğasında var. İnşallah daha fazla olmaz. Kart sınırında oyuncularımız var. Ya bazen emin olun maç oynanırken de bazı değişiklikleri de kart görmesin diye yaptığımız durumlar oluyor. Yani böyle durumlar da oluyor. Çok doğru olmasa da yüzülsek de oluyor tabii. Yani böyle sıkıntılarımız var. Ama hep beraber inşallah özellikle mücadele ruhumuzu kaybetmeden işin üstesinden geleceğiz inşallah. Adana Spor karşılaşması peki hocam? Son sorum da bu Adana olsun. Adana Spor'da şöyle, geçen hafta da gidip Bursa maçlarını İstanbul'da seyrettim. Belli bir oyun formatı var sezon başından beri oynadığı ki kadrosuyla beraber, ki üstüne de 4-5 oyuncuyu da transfer yaptılar yani. Yani geçen hafta 2 taneyi zaten almıştılar. 3 tane de oyuncu aldılar. Rize Spor'dan aldılar 2 tane de. Yani onlar da takviye yapıp belli bir havayı yakaladılar. Ancak biz tabii ki rakiplerin ne oynadığıyla ilgileniyoruz ama bizim için önemli olan kendimizin istekli, arzulu, maçı kazanma odaklı gereken mücadeleyi göstermek. Biz de iyi takımız. Yeter ki çok eksilmeyelim. İstekli olalım. Üstesinden kalkacağız inşallah.
Başarılar diliyorum hocam. Umarım Adana Spor galibiyetiyle birlikte de ikinci devrenin güzel bir perdesi açılmış olur. Başarılar. Sevgili izleyiciler, Metin Diyet'in önemli açıklamalarda bulundu. Tüm her şeyi bulmak için Gençler Birliği ilgili Klas Sport TV'de takipte kalın. Sevgili izleyiciler, İlhan Cağcağ tesislerindeyiz. Gençler Birliği takım kaptanı Übeyt Adıyaman da bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldin Übeyt. Hoş bulduk. Merhaba. Aslında hafta bizim için oldukça kötü başladı. Ahmet Çalık'ın ölümüyle birlikte tüm Türkiye sarsıldı ki sen de onunla birlikte forma giyen takım arkadaşlarından birisisin. Neler söylemek istersin Ahmet'le ilgili? Ya, kendi açımdan söyleyecek olursam Ahmet abi, İrfan abi, ben bunların ellerinde büyüdüm. Bana çok yardımları, çok destekleri oldu. Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Gerçekten de hani sabah ben affedersiniz kahvaltı yapıyordum haberini aldığımda. Hani yediğim lokmalar burada kaldı. Gerçekten yutkunamadım ya. Kalbim sıkıştı. Hani böyle bir güzel insanın bu şekilde aramızdan gitmesi kimse kabullenemiyor. Ama ölümde bir gerçek. Toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun. Tüm Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Gerçekten hani çok üzgünüz. Bunun üstüne de diyecek aslında çok şey var da yani Ahmet abi anlatmaya kelimeler yetmez. Öyle söyleyeyim. Toprağı bol olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz de kendisine yeniden mekan cennet olsun diliyoruz. Sezona dönecek olursak senin için sezon aslında siyahla beyaz kadar farklı başladı diyebiliriz. Üstünü koyarak da devam ediyorsun. Takımın, taraftar sana olan özgüveni de bambaşka. Şimdi bir de kaptan olarak başladığın yuvada yükselmeye devam ediyorsun. İlk öncelikle kendi performansına ilgili ardından takımla ilgili düşüncelerini açıkçası merak ediyorum artık ikinci devrede başlamışken. Şimdi kendi açımdan gene konuşacak olursam geçen sezon yaşadığım talihsizlikten sonra kendime olan inancım gerçekten de çizginin altındaydı bayağı. Yani kendim düşünüyordum yani ben galiba olmayacak benden hani umudum bir nebze olsun bile yoktu ama ekmeğimiz diye gelip burada hani antrenmanımızı yapıyorduk, maçımıza şey yapıyorduk. Bir anda nasip oldu, forma şansı geldi. Abimin, Ramazan abinin yaşadığı bir rahatsızlıktan dolayı şans geldi bana. Yani o maça çıktığımda bile hani hiç umudum olmadan çıkmıştım aslında bakarsan. Sonraki hafta hani demiştim belki oynamam, belki hani şey olmaz, nasıl olsa dedim hani Ramazan abi düzeldi tekrar kaleye geçer ama abim bana yardımcı oldu, önümü açtı sağ olsun. Ben de üstüne koymaya ya zaman geçtikçe yani maç oynadıkça tecrübemin arttığını, özgüvenim yerine geldiğini ve bende bir şeylerin bitmediğini fark ettim. Bu şekilde de devam ediyor. Ben bana inananları, bana güvenenlerin yüzünü kara çıkartmamak için elimden geleni yapacağım. Bir zaman gelecek ki Übeyt bunları yaşadı diyecekler. Evet. Bundan eminim. Artık önümüzde Adana Spor karşılaşması var. Ev Spor karşılaşması talihsiz birlik başlangıcı oldu ikinci devrede. Adana Spor karşılaşması ile ilgili de son olarak görüşlerini merak ediyorum. Ya biz hocamızın dediği gibi her olaya hafta hafta bakıyoruz. Galip gelsek, mağlup gelsek de bir an önce unutup önümüzdeki maçın hazırlığını sürdürüyoruz. Ya birbirimize inancımız, güvencimiz aslında tam. Yani her zaman da bildiğiniz gibi ligler, maçlar belli olmuyor. Her zaman güllük gülistanlık da geçmiyor. Bu şey profesyonel açıdan bakarsak bir hafta bitiyor, diğer hafta başlıyor. Biz çalışıyoruz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun, sağ dışında olsun, antrenmanları da olsun verimli olmaya çalışıyoruz. Sonucu da hafta sonu beraber göreceğiz bakalım nasıl olacak. Biz de başarılar diliyoruz. Sizlere çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Gençler Birliği takım kaptanı Übeyt Adıyaman bizlerle birlikteydi. Hem elin bir kazada kaybettiğimiz Ahmet Çalık'ı değerlendirdik hem de bu haftalarda neler olabilecek onları konuştuk. Diğer röportajlarda görüşünceye dek takipte kalın.